Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu hem kutu açılımı yapacağız hem de birazcık sohbet eder. Bir canlı yemle besleme yaparız. Canlı yem olması şart değil, öldürüp de verebiliriz. Yapacaklarımızdan birazcık bahsedeyim. Öncelikle şu yandı büyük bir kutumuz var. YouTube'dan gelen. Onu açacağız. Ardından canlı yemlerimizi, ardından şu üstte duran kalemi inceleyeceğiz. Onları zaten değineceğim sonra. Ve kolonilerimizi besleyeceğiz. Hadi zaman kaybetmeden geçelim. Büyük kutumuzla başlıyoruz. Arkadaşlar YouTube'dan gelen kutumuz bu. Şurada bir YouTube sembolü var. Kutu kendisini açtı arkadaşlar. Biz öbür kutumuza devam edelim. İkinci kutumuza devam ediyoruz. Öncelikle şu kalemi inceleyelim isterseniz. Bunu zaten detaylı bir inceleme videosunu çekeceğim. Onu izlemeyi unutmayın. Ben Sunlu 3 SL300A diye bir 3 boyutlu kalem sipariş etmiştim önceden. Şu an elime ulaştı. Elimde. Bunu inceleyeceğiz zaten. Şunu da kenara atalım. Kutumuzdan çıkan bu arkadaşlar. Neyse. Geldik arkadaşlar canlı yemimizin açılışına. Şöyle. Antalya çekirgeden sipariş ettim ben arkadaşlar canlı yemlerimizi. Şöyle geçsem ben görünür müyüm bakayım. Tamam böyle iyi. Arkadaşlar öncelikle uyarayım. İçinde 375 adet kurt var. Yani eğer çekinenler varsa izlemesinler. Böyle. Aslında yırtsak, neyse o kadar özenle paketlenmiş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel paketlemişler. Biz de bu paketlemeye saygı duyaraktan yırtmadan açalım. Kutumuzu dışındaki kaplamadan çıkartmayı başardık. Alttaki ne? Oo. Yataklık görüyorum altta birazcık. Neyse bunları hiç şey yapmayalım. Şöyle kenara toplayıp koyalım kenara. Vallahi bu benim arkadaşlar ilk canlı yemim. Hani ben arkadaşlarla dalgalı geçtik hani. Bugüne kadar iyi idare ettim diye. Çünkü bildiğiniz üzere çok büyük bir risk aldım ben canlı yem almamakla. Çünkü mite basabilir veya parazit olabilir, mantar olabilir böceklerin üstünde. Bu koloniye bulaşırsa onun için de büyük bir risk taşıyabilir. Şöyle. Bunlar ne şimdi? Bunlar un kurdu değil. Bunlar herhalde bufalo. 25 artık. Moryo mu bu? Valla fazla cahilim de bunlar moryo olamaz. Bufalodur bu. Neyse öbürlerine bakmadan. Bu bufalodur bir ihtimal arkadaşlar. Allah Allah. Bu sanırım un kurdu arkadaşlar. Moryo. Bufalo. Vallahi gördüğüm tek kayıp şu paketlenmede araya sıkışıp ölen. Bu kadar küçük mülerdi ya?
650 adet un kurdumuz şurada var. Neyse. Şöyle bir açıp bakalım. Yani boyut olarak bu kadar beklemiyordum. Ben daha büyüklerdi zannediyordum ama ya bir kurttan bekleyebileceğim herhalde maksimum boyut bu olur. Şöyle. Hadi bakalım o zaman. Şunlar bufalolarımız. Bu sesler çok sinir ediciymiş ama neyse artık yapacak bir şey yok. Sipariş ettik. Kamerada görünmüyor galiba. Bu arada arkadaşlar ben sizlere bufalo kurtlarının nasıl oluştuğunu söylemeyi unuttum. Hemen daha iyi anlatabilmek için ben resimler çıkarttım. Göstereyim. Arkadaşlar bufalo kurdunun oluşması için öncelikle size bir bufalo gerekir. Bufaloyu alıyorsunuz. Üstüne bir tane kurt koyuyorsunuz. Bunları buruşturup kenara atıyorsunuz. Ortaya çıkacak olan şey arkadaşlar bufalo kurdu oluyor. Bunu hepiniz deneyin. Eğer işe yaramazsa garantisi var. Ama garantisini Edward verdiği için bence güvenmeyin. Yani çok güvenli iş yapıyoruz. Haberiniz olsun. Dediğim gibi bufalo lazım, kurt lazım, buruşturun, kenara atın, ortaya çıkacak şey bufalo kurdu. Şöyle bir ilk zımbamızı çıkarttık. Şunu göstereyim. Un kurtlarımız küçükmüş. Yani zaten gerçi böyle geleceği belliydi. Mikrolarını düşünemiyorum artık. Ya şöyle diyebilirsiniz. Niye bu kadar cahilsin? İlk kez mi aldın? İlk kez aldım arkadaşlar. Ben hani normalde dışarıdaki şeylerle yetiniyordum. Ama şunlar videoda gördüğüm gibi hani arka şeyler olur ya kurmalı makineli oyuncaklar. Çevirirsin çevirirsin sonra vıj diye gider. Aynı onlar gibi bir şey. Sanki arkadan çevirmişler vıj diye gidiyor. Neyse bunu öyle uğraşmak yerine. Şöyle görünüyor mu net mi? Vallahi benim gördüğüm kadarıyla net ama o kadar sinir bozucu bir sesi var ki hani şöyle normalde arkadaşlar ben videoya başlamadan önce kendime kesin olarak elimde al dedim. Hani al. Moryo kurtları gerçekten beklediğim boyutmuş. Şöyle. Neyse. Hani videoya başlamadan önce elini al. Hani öyle korkuyorsun falan demesinler diye. Şöyle önce bir cımbızla bakalım. Yiyeceksin mi oğlum? Valla un kurdu göremedim ben ya. Şöyle birazcık şey yapalım çıksınlar. Ha varmış tamam. Un kurtlarımız da varmış. Ulan Allah belamı verseydi de teşke kendime elime alacağım demeseydim. Bunlar ne böyle iğrenç iğrenç. Tabii şimdi Allah'ın yarattığı şeye iğrenç demek olmaz. Yani ben ne de olsa bunu kabul ederek aldım bunu.
Şöyle. Yiyeceksin mi oğlum? Bir tane şöyle göstereyim. Nerede? Düştü. Bunlar cımbızla alınacak şeyler değil arkadaşlar. Bunu direkt eline tutacaksın. Neyse tamam, videonun sonunda sözüm olsun. Un kurtlarını elime alacağım. Moryoları almam, bufaloları bilmiyorum. Un kurtlarını alacağım. Hadi söz verdik. Tamam, şunu koyalım şöyle kapatıp. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şşşt. Un kurtlarımızı açalım şimdi. Selami abiye teşekkür ediyorum. Güzel paketlemişler. Açamıyorum. Şöyle de şöyle açarız. Valla YouTube'da da emin olun hani kaç tane video var canlı yayın açılımı ile ilgili. Hepsini izlemişimdir. Ama işte nasıl çekmişlerse kameranın içine mi kamerayı herhalde kurtların içine koymuşlar. Çünkü o kadar büyük görünüyor ki insan bekliyor. Şöyle bir boyut bekliyor insan. Ama tabii şunlarla sözünü yiyemem. Bunlar abi, bunlar büyük. Onlara sonsuz saygıdayız. Şu aç arkadaşlar, ona bir tane un kurdu verelim. Gel oğlum. Un kurdunu da şöyle göstereyim. Netlemesi için ne yapabilirim? Neyse arkadaşlar, ben anlaşılan netleştiremeyeceğim. Şöyle bir bakalım. Oy maşallah. Bunlar kendi kablolarını alacağım arkadaşlar. Yani hepsi için kab ayarlamıştım. Şunlar zaten abi, bunları almazsak olmaz. Bunlar büyük. Bunlar cam. Oo, ne ya, bu kurt değil arkadaşlar. Bunlar direkt ben. Yani Edward'la benim karışımım. Neyse tabi. İlk kez aldığım için birazcık şu an şaşırıyorum. Yoksa zaman içerisinde alışırım. Ama kesin kanaatimdir ki Mori kurtlarını elime almayacağım. Zaten benim planım şöyle. Size şöyle göstereyim. Hazır çıkmışlar. Hepsini şimdi patatesle doğradım arkada şunlar. Onları vereceğim. Kablar işte anladınız siz, kablar ayırdım. Onlara koyacağım. Ama garibime gitmedi değil. Hani Edward'dan sonra, o Edward'ın kutu açılımındaki halinden sonra çok garibime gitti. Çünkü Edward bile o kadar küçükken bunlar niye bu kadar büyük? Pardon, Moryolar. Moryoları da göstereyim. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunları da açalım. Eğer benim karıncalara karabus verdiğim bir videom var arkadaşlar. Onu izlemediyseniz izleyin derim. Onda şu karıncalardan bir hangisiydi tam hatırlamıyorum. Büyük olan koloninin kapağını açtığım anda aniden kameraya bir sıçrıyor. Bunlarda da öyle olur. Benim üstüme sıçrar diye korkuyorum. O yüzden yavaş açmaya çalışıyorum ama.
Şöyle kameraya da arada bir bakmam gerekiyor arkadaşlar. Keşke pakette kalsalardı, o zaman daha az korkmuştular. Şöyle bunlar tutulur. Morio bu arkadaşlar. Allah, elime değiyormuş. Ya ama cidden fotoğraftaki gibi var. Hatta fotoğrafların önünde bu falan okurdu yanıyor. Şöyle. Arka siyah, kafa siyah, orta sarı. Valla ben bunları hiç bekletmeden kablolarını aldım. Morio'lar için şöyle mütevazı bir kava ayarladım. Haydi aslanlar, saldırın. Tamam, şöyle. Valla bunları açıkçası ben Morio alma sebebim damızlık olarak ayıracağım. Yani planım şöyle. Morio'lardan 25 adet. Morio kurdu aldım ben. 20 adetini ayırırız. Yumurtalık da yollamışlar sağ olsunlar. Kurt falan yoktu. Tamam. Hemen o zaman beslemeye geçelim. Ya da çok uzun olmuş video. 16 dakika olmuş. Besleme artık bir sonraki videoda olsun. O zaman arkadaşlar şöyle son kez Morio'lara bakarak veda edelim. Ben şaşkınlığımı atlattıktan sonra arkadaşlar sizlere zaten iyi bir şekilde göstereceğim bunları. Ama şimdi sözümüzü tutalım. Un kurdumuzu alalım elimize. Yani dediğim gibi pek de bir olayı yok. Yani Tuğkan abinin o mıncıklayışından sonra bunları, benim bu yaptığım sizin için hiçbir şeydir. Yani benden beklemeyin öyle bir şey. Hani tutup da böyle alacağım, yiyecekmiş gibi alçacağım ağza. Tadına bakalım mı sizce? Hadi bir tadına bakalım. Hangi o piti piti yapalım, hangisi çıkarsa onu tadalım. Un kurdu çıktı arkadaşlar. Hadi tadalım. Gönüllümüz sen ol. Oh. Şöyle arkadaşlar, elimizde birazcık yürüsün. Bu da sonuçta bizim minik kurdumuz. Şöyle ağzımıza bir tadalım. Vazgeçtim arkadaşlar. Yakından bakınca daha korkunç göründü. Hah. Reis başını çıkarttı. Neyse, patateslerini verip o zaman hemen şey yapalım, bir bakalım. Tuğkan abinin videosunda patates koydu mu? Hani patatese gel diyorlar. Onlar da umarım şimdi de patatese gel derler. Yani ben açıkçası un kurtlar için şöyle büyük bir kava ayarlamıştım. Ama olsun. Bakın, reisler başlarını çıkarttı. Oradan bekliyorlar. Benim bildiğim Morio kurtları tırmanamıyor ama hani öyle pütürtülü pütürtülü olduğunu tırmanıyorlar ama ben buna da önlem var. Şöyle kapağını kapatalım. Neyse, şimdi kapatmayalım. Ben zaten videodan sonra bunları güzel güzel inceleyeceğim. Şimdi vedamızı yapalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Besleme videosu gelecek. Bir dahaki videomuzun konusu besleme olsun. Sonra kalem inceleme yaparız. Bunlar ne ya? Bunlar kral. Neyse arkadaşlar, hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.